Yeşilçam'dan nice yüzler, nice isimler geçti. Kimileri bu sektörde istediğini aldı, kimileri şan şöhrete rağmen huzura eremedi. Ömürlerinin son yıllarında tedavi olacak ne paraları ne de sosyal bir güvenceleri vardı. Aktör Cemal Gençer de maalesef onlardan biriydi. Çektiğim acıları anlatamam sana. Cemal Gençer, Yeşilçam'ın farklı jönlerinden biriydi. Hem kötüleri hem de iyileri canlandırdı. Dönemin en gözde kadın yıldızlarıyla birlikte başrollerde de oynadı. Ancak hikayenin sonu yine iyi bitmeyecekti. Son zamanlarına kadar bazı yapımlarda yer almasına rağmen maddi olarak rahat edemedi. Önce sesini, sonra sağlığını kaybetti. En zoruysa tedavi olmak için ne sigortası ne de parası vardı. Ama bir gün hiç kimsenin haberi olmadan gideceğim bu dünyadan. Cemal Gençer'in hikayesi 15 Mart 1952'de Bingöl'de başladı. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra yolu İstanbul'a düştü. Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okudu, öğrencilik yıllarında mankenlik de yaptı. Onun da hedefi Yeşilçam'dı. Bu yüzden Ses Dergisi'nin yarışmasından sonra dönemin en etkili organizasyonlarından biri olan Hürriyet Gazetesi'nin 1976 yılı Sinema ve Fotoroman Kralı yarışmasına katıldı, birinci seçildi. Aynı yıl Cüneyt Arkın ve Müjde Ar'ın başrolünde oynadığı Mağlup Edilemeyenler filminde yer aldı. Yapımın menfi jönünü canlandırdı. Başarılı bir performans sergiledi. Bir yıl sonra da kariyerinin en önemli filmlerinden birinde başrol oynadı. Usta yönetmen Metin Erksan imzalı Sensiz Yaşayamam filminde Hülya Koçyiğit'le kamera karşısına geçti. Soğukkanlı bir kiralık katili canlandırıyordu. Müjde Ar'la oynadığı Güneşten de Sıcak filmi 1978'deki en önemli yapımlarından biriydi. Cemal Gençer'i dönemin diğer jönlerinden ayıran özelliği hem iyileri hem de kötüleri canlandırmasıydı. Başrol oynadığı çok sayıda yapımın yanı sıra yer aldığı onlarca filmde yardımcı erkek oyuncu rollerindeydi. Boynu Bükükler, Kartal Bey gibi çok sayıda eserde böyle boy gösterdi. Rolleriyle hem sevildi hem de nefret edildi. Ben senin için her şeyi yapıyorum. Oysa sen çaresizsin, zavallısın, sana acıyorum. En büyük şanssızlıklarından birisi, sektöre girdiği 1976 yılında Yeşilçam zaten krize girmişti. Erotik furya başlamış, kalan diğer normal filmler ise dönemin ünlü diğer jönleri arasında paylaştırılıyordu. Cemal Gençer yine de tercih edilen bir isimdi. 80'li yıllarda çok sayıda filmde yer aldı. Bazıları kaliteli, bazıları ikinci sınıf yapımlardı. 1991'de doğduğu toprakların hikayesi olan ünlü Kürt aşk destanı Siyah Bentli Hece'nin filminde yer aldı. Başrolde Tarık Akan, Mine Çayıroğlu vardı, yine yardımcı erkek oyuncuydu. Cemal Gençer birçok Yeşilçam yüzünün aksine 90'lı yıllarda oldukça aktifti. Sektörün bittiği bir zamanda televizyon filmleri ve dizilerde kendisine yer buluyordu. 10 yılda irili ufaklı rollerde 44 yapımda yer aldı. Ayrıca Kuruluş Osmancık, Aliye, Çılgın Bediş gibi dönemin ünlü dizilerinde de oynadı. Her dakika gelebilecek bir insanı merakta bırakıp da uzak kıyılara inmesinin hiçbir makul tarafı yok. 2000'li yıllarda da benzer yapımlarda yer aldı Cemal Gençer. En son 2003'te iki televizyon filminde göründü. 2004 yılının başlarında kendi yazdığı iki kişilik çocuk oyununu sahneye koymuştu. Marmara turnesindeyken sesi kısıldı. Bu gelecek zor günlerin habercisiydi. Kısa bir süre sonra da ünlü aktöre gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Artık 50'li yaşlarındaydı ve deyim yerinde ise çökmüştü. Çektiğim acıları anlatamam sana.
1976'dan beri 70'i aşkın film ve dizide oynayan sektörün tanınan yüzlerinden biri olan Cemal Gençer'in de birçok meslektaşı gibi sosyal güvencesi bile yoktu. O tedaviyi karşılayacak maddi gücü de. Neyse ki yakınlarının yardımıyla tıbbi destek almaya başladı, ameliyat oldu. Zaman ünlü aktörden yana değildi. Hastalık giderek ilerliyordu. Tarihler 17 Haziran 2005'i gösterdiğinde Cemal Gençer yolun sonuna gelmişti. 53 yaşında hayata veda etti. Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'nda anne babasının yanında aile kabristanına defnedildi. Ama işte bir ölünün yatağı hala sıcak. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Genco adında bir oğlu olan Cemal Gençer, bazılarında başrol oynadığı 70'ten fazla yapım bıraktı. Hastalığı, yaşadıkları ve ölümü medyaya hiç yansımayan emektarlardandı. Sessizce bu dünyaya veda etti. Zaten kariyerinin zirvesindeyken de kendi halinde biriydi. Aşkları, skandalları manşetlerde olan ünlülerden değildi. Cemal Gençer, Yeşilçam'ın tutunamayan jönlerindendi. Bunda sektöre girdikten sonra Yeşilçam'ın krize girmesinin büyük etkisi vardı. Bir de yapımcıların, yönetmenlerin hep kolladığı şanslı oyunculardan biri değildi. Bu yüzden genellikle küçük bütçeli filmlerin emektar oyuncusu oldu. Nasıl hatırlamıyorsunuz? Yamaçta, uçurumun kenarında. Yalnız mıydınız? Yoksa yanınızda başka biri de var. Hastalığı ağırlaşana kadar sektörden hiç kopmadı. Kamera önünde olmaktan geri durmadı. Ancak yer aldığı o yapımlar maddi olarak huzura ermesine yetmedi. Peşinizden biri mi kovalıyor? Buna bir de sinema, televizyon ve medya dünyasının çalışma koşulları ve örgütsüzlüğü eklenince sosyal güvenceden mahrum kaldı. Bu da son zamanları ve hastalık sürecinde hayatı ona daha da zorlaştırdı. 53 yıllık hayatı böyle acı sonla bitse de Cemal Gençer, Yeşilçam'a damgasını vuran aktörlerden biri oldu. Özellikle kariyerinin ilk dönemlerinde yer aldığı filmler uzun yıllar hatırasını yaşatacak kaliteli yapımlardı. O bu dünyadan göç etse de rolleriyle yaşamaya devam edecek.